Selamun aleyküm değerli izleyiciler. Bugünkü sohbetimizde Araf Suresi 71. ayetini derinlemesine inceleyerek Hud Aleyhisselam'ın kavmiyle olan mücadelesini ve tevhid inancını nasıl savunduğunu öğreniyoruz. Bu ayet, Allah'ın birliğine ve sahte tanrılardan uzak durmaya dair çok önemli mesajlar vermektedir. Ad kavmi, atalarının uydurduğu sahte ilahlara tapan ve peygamberleri olan Hud Aleyhisselam'ı reddeden bir toplumdu. Onların bu inkarcı tutumu sonrasında Allah'ın büyük bir azabına uğramalarına sebep olmuştur. Allah Teala buyuruyor ki Hud dedi ki haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği sadece sizin ve atalarınızın taktığı kuru isimler hususunda benimle tartışıyor musunuz? Bekleyin ben de sizinle birlikte beklemekteyim. Bu ayet Hud aleyhisselamın kavmiyle yaptığı mücadeleyi ve onların yanlış inançlarını açıklıyor. At kavmi Allah'tan gelen hakikate sırt çevirerek atalarının hurafelerine dayalı putlara tapmaya devam etmişlerdir. Hud aleyhisselam onların bu tutumunu kınamış ve Allah'tan indirilmiş hiçbir delil olmayan bu sahte tanrılara tapmalarının mantıksız olduğunu belirtmiştir. Hud aleyhisselamın kavmi ona şöyle demiştir: "Ya demek sen bize tek olan Allah'a kulluk edelim ve babalarımızın tapa geldikleri putları bırakalım diye geldin ha?" Eğer doğru söylüyorsan bizi tehdit edip durduğun o azabı getir de görelim. Bu cümleyle Hud aleyhisselamın tevhid inancına yaptığı daveti reddeden kavmi ona meydan okuyarak Allah'ın azabını getirmesini istemiştir. Bu inkarcı kavimlerin peygamberlerle alay eden kibirli tavrına bir örnektir. Hud aleyhisselamın cevabı ise sert ve kesindir. Artık gerçekten sizin başınıza Rabbinizden bir azap ve gazap inmesi kesinleşmiştir benimle sizin ve atalarınızın uydurup kendilerine uluhiyet atfettiğiniz, fakat ilah ve mabut olabileceklerine dair Allah'ın hiçbir delil indirmediği, indirmesi de mümkün olmayan bir takım boş isimlerden ibaret putlarınız hakkında mı tartışıyorsunuz? Madem öyle, bekleyin bakalım bu işin sonu ne olacak? Ben de sizinle beraber beklemekteyim. Hud aleyhisselam, Kavminin sahte tanrılara dayanarak kendisiyle tartışmasının anlamsız olduğunu vurgulamış ve Allah'ın azabının kesinleştiğini açıklamıştır. Hud aleyhisselam diğer peygamberler gibi kavmini tevhid inancına davet etmiştir. Bu çağrı yalnızca Allah'a kulluk edilmesi gerektiğini ve sahte tanrıların hiçbir güce sahip olmadığını öğretir. Peygamberler her zaman insanları Allah'ın birliğine çağırmış, putperestliğin anlamsızlığını vurgulamıştır. Biz her ümmete Allah'a kulluk edin ve tağuttan sakının diye bir peygamber gönderdik. Bu ayet, peygamberlerin gönderiliş amacını ve tevhid inancının tüm peygamberlerin ortak mesajı olduğunu belirtir. Hud aleyhisselam da aynı mesajı getirmiş ancak kavmi bu çağrıyı reddetmiştir. Kavmi Allah'ın vahyine sırt çevirip Hud aleyhisselamın uyarılarına aldırış etmeyerek inançsızlıkta ısrar edince Allah'ın azabı üzerlerine inmiştir. Azap yedi gün ve sekiz gece süren bir rüzgar şeklinde gelmiş ve at kavmini yok etmiştir. Biz onların üzerine uğultulu bir kasırga gönderdik, o da onları köklerinden söküp atıyordu. Sanki hurma kütükleri gibi köklerinden sökülmüşlerdi. Bu korkunç fırtına Ahkaf 24-25 ayetlerinde de anlatıldığı gibi kavmin kökünü kazımış ve geride kimseyi sağ bırakmamıştır. Bu olay inkarcı kavimlerin Allah'ın emirlerine karşı geldiklerinde nasıl helak olduklarına dair bir ibret vesikasıdır. Hud aleyhisselam ve ona inananlar Allah'ın rahmetiyle kurtarılmışlardır. Allah'ın rahmeti olmadan hiçbir kulun kurtuluşa ermesi mümkün değildir. Kurtuluş yalnızca iman ve Allah'ın lütfuna bağlıdır. Nihayet onu yani hudu ve beraberinde olanları katımızdan bir rahmetle kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayıp iman etmemiş olanların ise kökünü kestik. Bu ayet kurtuluşun ancak Allah'ın rahmetiyle olacağını gösterir. İnsanın yaptığı ameller onu Allah'ın rahmetine layık kılmak için bir vesiledir. Ancak nihai kurtuluş yalnızca Allah'ın rahmetine bağlıdır. Peygamberlerin mücadelesi her dönem insanları tevhid inancına çağırmıştır. Hud aleyhisselam gibi peygamberler Allah'tan gelen delillerin dışındaki tüm sahte inançları reddetmiş ve insanları doğru yola davet etmiştir. Bu çağrı sadece kavimlerine değil aynı zamanda kıyamete kadar tüm insanlığa yönelik bir mesajdır. Ya Rabbi bizleri şirkten, batıl inançlardan ve körü körüne atalarımıza uyup yanlış yola sapmaktan koru. Tevhid inancına sıkı sıkıya bağlı olan kullarından eyle. Bizi rahmetinle sar ve Hud peygamberin Aleyhisselam kavmi gibi gazabına uğramaktan muhafaza eyle. Amin. Araf Suresi 71. ayeti. Peygamberlerin insanları Allah'a davet ederken yaşadıkları zorlukları ve kavimlerin inatla inkarcı tutumlarını açıklayan önemli bir ayettir. Hud aleyhisselam kavmini Allah'ın birliğine davet etmiş ve sahte tanrıların hiçbir delile dayanmadığını açıklamıştır. Ancak kavmi bu uyarılara karşı gelmiş ve Allah'ın azabıyla yok olmuştur. Bu ayet bizlere tevhid inancının önemini ve sahte inançlardan kaçınmamız gerektiğini öğretir. Selamun aleyküm ve rahmetullah